Evet arkadaşlar merhaba. Bugün EBOB-ECOG sorularının çıkabilecek soru tiplerine devam edeceğiz. Son olarak da aralarında asal sayıların tanımlarını yapıp onunla alakalı 1-2 örnek yapıp dersimizi noktalayacağız arkadaşlar. Ben hemen lafı çok uzatmadan hemen örneklerimize geçmek istiyorum. Mesela birinci örneğimiz şu şekilde arkadaşlar. Kenar uzunlukları 12 santim ve 20 santim olan dikdörtgen şeklindeki bir karton eş karelere ayrılacaktır. Buna göre A şıkkı en az sayıda kare elde etmek için karelerin bir kenarının uzunluğu kaç santimetre olmalıdır? İkincisi de arkadaşlar en az kaç kare elde edilir? Şimdi arkadaşlar dikkat ediyorsanız burada bize bir dikdörtgen vermiş. Hemen o dikdörtgenimizi çizelim. Bir dikdörtgen vermiş. Şimdi birazcık yamuk oldu ama. Evet, bir dikdörtgen vermiş. Şimdi kenar uzunluklarım 12 santim ve 20 santim. Dikdörtgenimize de ABCD dikdörtgen diyelim. Şimdi amacımız ne? Burada bir bütün var. Bütün bir dikdörtgeni eş karelere ayıracağım. Bakın parçadan, bütünden parçaya gidiyorum. Doğru mu? Yani bütünü parçalara ayıracağım. O zaman EBOB kullanmam lazım. O zaman yapacağımız işlem şu. 20 ve 12'nin EBOB'unu bulalım. 2'ye böldüm 10, 6. 2'ye böldüm 5, 3. Şimdi bir daha ortak çarpan gelmez. Doğru mu? Ortak çarpan gelmeyeceği için burada bırakabilirsin. EBOB 20 ve 12, 4 mü çıktı arkadaşlar? Şimdi o zaman bu 4 ne demek? Benim ayıracağım karelerin bir kenar uzunluğu 4 santim olmalıdır. 4 santim olmalı. Dolayısıyla A şıkkında bize ne diyordu? En az sayıda kare elde etmek için karelerin bir kenarının uzunluğu kaç santim olmalıdır? 4 santim olmalıdır arkadaşlar. En az kaç kare elde edilir? Yani bu ne demek arkadaşlar? Şimdi 4 bulduk ya EBOB'larını. Yani 12 santim uzunluğundaki kenarı 4 santim uzunluğundaki parçalara ayırırsanız 3 parça elde edersiniz değil mi? Şuradaki her bir parçam 4. 20 uzunluğundaki kenarı 4 santimlik parça ayırırsanız 5 parça elde edersiniz. 4, 4, 4, 4 ve 4. Şimdi bunları arkadaşlar şu şekilde parçalara ayırdınız. Evet bakın bunları ayırdınız. Burada oluşan karelerin her biri 4'e 4'lük kareler mi oldu? Kaç tane kare oluşturduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane kare elde edilir arkadaşlar. Peki. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Şimdi 16 ve 36 litrelik iki kap sirke ile doludur. Bu sirkeler birbirlerine hiç
karıştırılmadan eşit büyüklükteki kaplara hiç artmayacak şekilde doldurulacaktır. Bunun için en az kaç kap gereklidir? Artık bu tarz soruların mantığını kavradığınızı düşünüyorum. Ne yapacağız? Bütünü parçalara ayıracağız. EBOB bulmamız lazım. 16 ve 36'nın EBOB'larını bulursanız 2'ye böldüm 8, 18. 2'ye böldüm 4, 9. Daha da ortak çarpan gelmediği için burada bırakıyorum arkadaşlar. Yani EBOB 16 ve 36 4 mü çıktı? Bu 4 demek ne demek? Benim sirkeleri dolduracağım kaplar 4 litrelik olmalı. O zaman 16 litrelik bir şişeyi 4 litrelik kaplara doldurursanız 4 kaplı gerekli. 36 litrelik bir şişeyi 4 litrelik kaplara bölüştürüyorsanız 9 kap gerekli. Bu ikisinin toplamından en az 13 tane kap gereklidir diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sıradaki sorumuza geçelim. Bir otobüs varmış arkadaşlar. Bir otobüs durağından biri 15 dakikada bir, diğeri 25 dakikada bir olmak üzere iki otobüs geçmektedir. Aynı anda duraktan hareket eden bu iki otobüs en az kaç dakika sonra tekrar aynı durakta karşılaşır arkadaşlar. Şimdi bu soru biraz basit bir soru. Ben şimdi bunun bir şıkkını daha ekleyeceğim sizlere. Şimdi bakın, biri 15 dakikada, biri 25 dakikada bir olmak üzere iki otobüs geçiyor. Şimdi bunlar, hatırlarsanız dersin en başlarında da şöyle anlatmıştık, yani EKOK'u bulurken. İşte bir iki sayı var, bunları arttırıyorsunuz, aritmatik katlarını alıyorsunuz. Belli bir yerde bunlar buluşuyorlardı. Şimdi bu da aynı şey değil mi? 15-15 gidecek bu. Bu da 25-25 gidecek. Bir yerde buluşacaklar. O buluşacakları kat onların ortak gittiği nokta olacak. Doğru mu? O zaman 15 ve 25'in EKOK'unu bulalım. 2'ye bölünmüyorlar. 3'e bölüyorum. 3'e böldüm 5. 3'e bölünmedi 25. 5'e böldüm 1. 5. 5'e böldüm aynı şekilde 1. Burada 1 kalana kadar devam ediyorduk bölmeye. EKOK'ta bunların hepsini çarpıyorduk arkadaşlar. EKOK 15-25 eşittir ne çıktı? 25 çarpı 3'ten 75. Yani bu ne demek arkadaşlar? Bu otobüsler 75 dakikada bir beraber duraktan geçiyorlar. Duraktan geçerler demek. Bize zaten neyi soruyordu? En az kaç dakika sonra tekrar aynı durakta buluşurlar? 75 dakika sonra durakta buluşurlar. Şimdi bunun bir B şıkkını ben size bir şöyle sorayım. Diyelim ki bu iki otobüs duraktan aynı anda saat 08'de geçtikten sonra üçüncü kez aynı anda geçtiklerinde
geçtiklerinde saat kaç olur? Şimdi bu soruyu size yeni nesil sorularda hikayeleştirirler. İşte Aslı durakta bekliyor. İşte otobüslerden birisi 15 dakika, birisi 25 dakikada geçiyor. Yani bunun hikaye kısmını oluştururlar ama mantık aynıdır arkadaşlar. Şimdi bunlar saat 08'de beraber geçiyorlar ilk geçişleri. İsterseniz şuraya yazayım. 08'de geçiyorlar. Tamam. Şimdi bu duraktan birinci geçişleri bu mu? Şimdi bu geçişten sonra üçüncü geçişlerini soruyor. Şimdi burada geçtiler. Kaç dakikada bir geçiyorlardı? 75 dakika. 75 dakika ne oluyor arkadaşlar? 1 saat 15 dakika mı? Evet. O zaman 9.15'te birinci defa, yani 8'de geçtikten sonra ilk buluşmaları 9.15 olacak mı? Evet. 1 saat 15 dakika daha ekliyorum. 10.30 mu oldu arkadaşlar? Bu da ikinci kez aynı anda geçiş zamanları oldu. 1 saat 15 dakika daha eklediğimde demek ki arkadaşlar saat 8'de duraktan aynı anda geçtikten sonra üçüncü geçişleri saat 11.45'te gerçekleşir deyip bu soruyu da bu şekilde çözebiliriz arkadaşlar. Bu tarz sorular karşımıza sıklıkla çıkar, haberiniz olsun. Şimdi diğer bir örneğimiz arkadaşlar. Bu sefer de şöyle bir soru sormuş. Boyutları 4 santim ve 6 santim olan dikdörtgen parçalar yan yana ve alt alta dizilerek bir kare oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan karenin alanı en az kaç santimetre karedir? Şimdi bakın, bu tarz soruları çözerken biz şunu düşünüyorduk. Bütünden parçaya mı gidiyorum, parçadan bütüne mi gidiyorum? Şimdi bakın, burada benim elimde şu şekilde dikdörtgen parçalar var. Şimdi 4'e 6'lık bunlar, doğru mu? Şimdi ben bu parçaları yan yana ve alt alta dizerek bir kare elde etmeye çalışıyorum. Ne yapıyorum? Parçadan bütüne gitmeye çalışıyorum. Eğer parçadan bütüne gidiyorsanız ekok almanız gerekiyordu, doğru mu? O zaman arkadaşlar şurada 4 ve 6'nın ekokunu alırsanız 2'ye böldüm 2, 3, 2'ye böldüm 1, 3, 3'e böldüm 1. Yani ekok 4 ve 6 ne çıktı arkadaşlar? 6, 12 mi çıktı? Şimdi bu 12 ne oluyor? Karenin bir kenarı 12 olacakmış demek. Demek ki oluşturulacak karenin bir kenarı 12 santim olacaktır. O zaman siz bu kareyi nasıl elde edersiniz? Bu kare, bu dikdörtgenden şöyle bakın, iki tane yan yana koyduğunuzda 6, 6, 12 yaptı mı? Evet, şimdi burayı 6, 6 dizeceğiz. 12 yapacak. Kaç tane lazım? 3 tane lazım. 6, 6'da 3 tane koyduğumuz zaman bakın 4, 4. Burası 12 yaptı, burası 12 yaptı. Tabii bunun kare olması için şu şekli de şöyle tamamlamanız gerekiyor. Bu soruda şimdi bize alanı sormuş, karenin alanını sormuş. Fakat bize şunu da sorabilirdi. En az kaç tane dikdörtgen kullanılır deseydi 6 tane dikdörtgen kullanırdım. Basit bir soru sormuş. Karenin alanı ne olur arkadaşlar? Karenin bir kenarı 12 ise 12'nin karesinden alan 144 santimetre kare olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Şimdi bu soruları dediğim gibi hikayeleştirmek çok basittir. Zaten yeni nesil sorularda da karşımıza hep bu soruların hikaye kısımları çıkar. Yani soruyu ne kadar uzatırsa uzatsın arkadaşlar, mantığımız hep aynı. Parçadan bütüne gidiyorsan ekok alacaksın. Eğer bir bütünü parçalıyorsan ebop alacaksın arkadaşım. Eğer bu mantığı anladıysan, bu mantığı kafana oturtabildiysen herhangi bir sıkıntı yaşamazsın.
Şimdi gelelim sizin en çok korktuğunuz soru tipi olan ağaç dikme sorusuna. Evet, örnek. Kenar uzunlukları 12 metre ve 15 metre olan dikdörtgen şeklindeki arsanın çevresine köşelere de dikmek şartıyla eşit aralıklarla fidan dikilecektir. Her köşeye bir fidan dikilmek şartıyla. Tamam. Dikilmek şartıyla en az kaç fidan dikilir? Şimdi arkadaşlar bakın. Bu tip bir sorunun basit versiyonu. Şimdi ne yapacağız? Bakın. Şimdi bir dikdörtgenimiz var. Şu şekilde bir bahçemiz var. Burası 12 metre. Uzun kenarım 15 metre. Şimdi sana diyor ki bunun çevresine, köşelere de gelme koşuluyla ağaç dikeceğim diyor. Şimdi bakın dikkat ediyorsunuz bir bütünü parçalamaya çalışıyorsunuz. Doğru mu? Dolayısıyla EBOB bulmanız lazım. O zaman 15-12'nin EBOB'unu bulursanız 3'e böldüm 5, 4. Bakın bir daha ortak kat gelmeyeceği için devam ettirmenize gerek yok. O zaman EBOB 12 ve 15, 3 mü çıktı? Şimdi bunun 3 çıkması demek ne demek arkadaşlar? Fidanlar arasındaki mesafe 3 metre olacak demek. Fidanlar arasındaki mesafe 3 metre olacak demek. Peki arkadaşlar şimdi bakın 15 metrelik yere 3'er metrelik aralıklarla kaç fidan dikebilirsiniz? 15 bölü 3'ten 5 fidan dikersiniz. Bir de bunun karşı kenarı yok mu? Bir de bunu 2 ile çarparsanız 10 fidan buradan geldi. 12 metrelik yere 3'er metre aralıklarla 4 fidan dikerim. Bunun karşısı da var. Dolayısıyla 4 çarpı 2'den 8 fidanla buraya toplamda en az 18 fidan gerekir dersiniz arkadaşlar. Şimdi bakın bunu böyle yapamıyorsanız da şöyle yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şimdi 12'lik yere 3'er metre aralıklarla 4 fidan mı gelecek? O zaman bakın köşeye yerleştirdim. 1, 2, 3, 4. Bakın 4 fidanı yerleştirdim. Şimdi 15 metrelik yere dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. O zaman burası 15, burası 12 oldu. 15'lik yere 3'er metre aralıklarla 5 fidan dikerim. O zaman bakın köşeye yerleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5 fidanı da burada yerleştirdim. 12'lik yere kaç dikecektim? 4 dikecektim. 1, 2, 3, 4 tane buraya diktim. 15'lik yere 5 tane dikecektim. 1, 2, 3, 4, 5 tane buraya diktim. Yine bunların hepsini toplarsanız 18 fidan gereklidir arkadaşlar. Şimdi bunun bir üst leveli şöyle soruyorlar size. Onu da B şıkkı olarak şöyle göstereyim. Bahçenin içine de dikilecek. Bahçenin içine de dikilmek koşuluyla en az kaç fidan gereklidir? Arkadaşlar şimdi bakın bu sefer de soru şöyle olacak. Şimdi dikdörtgen bahçemiz var ya, biz EBOB'larını 3 bulduk değil mi? O zaman 3'er metre mesafelere böleceğiz. Şurası 12 idi. Bakın 3, 6, 9, 12. Buraların hepsi 3'er birim. Şimdi 15'lik yeri de 3'er metrelik aralara böleceğim. 3, 6, 9,
12 ve 15. Yine buralarda arkadaşlar 3'er metre mesafeli. Şimdi bakın, hem bahçenin çevresine köşeleri de dikiyorsunuz. Bakın, hem köşelerine dikiyorsunuz. Köşelerine dikiyorum. Bakın, diktim. Hem de içeride oluşan karelerin köşelerine de, bakın, buralara da dikiyorsunuz. Bu sefer sorunun bak bir üst leveli oldu. Ama mantık değişiyor mu? Yine değişmiyor arkadaşlar. Yapacağımız şey yine ebob'larını bulmak. Ebob'larını bulduktan sonra kare parselleri ayırdıktan sonra köşelere yerleştiriyorsunuz. E şimdi bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 tane fidan gereklidir dersiniz arkadaşlar. Evet, bakın sorunun mantığını biraz değiştirince cevaplar da otomatik olarak değişiyor arkadaşlar. Şimdi ağaç dikme soruları bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi size bunun tabii ki her zaman dikdörtgen vermez. Yani üçgen olarak da verebilir bahçeyi. Bakın, üçgen olarak da verebilir. Üçgen olarak verse ne değişir? Hiçbir şey değişmez. Yine ebob'larını bulacaksınız. Köşelerden başlayacaksın. Mesela 4 ağaç mı? 1, 2, 3, 4 ağaç. Atıyorum buraya 3 ağaç mı? 1, 2, 3 ağaç. Atıyorum buraya 5 ağaç mı? 1, 2, 3, 4, 5 ağaç deyip bu şekilde de cevabı bulmuş olacağız arkadaşlar. Yani mantık hep aynı. Ebob'larını bul. Köşelerden başla. Ağaçları yerleştirmeye devam et. Mantığı basittir. Yeter ki o ince püf noktayı ve ebobunu yanlış bulmayın arkadaşlar. Bazen ebobunu da yanlışlıkla yanlış bulabiliyorsunuz. İşlem hatalarına da dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi bir de bizim şu tip sorularımız var. Bunun da değişik versiyonları tabii ki vardır. Nasıl vardır? Mesela şimdi şöyle diyor bize. Bir okulda işte öğrenci vardır belli bir sayıda. Sonra bu öğrencileri işte bir gruplara ayırır. Der ki, üçerli grupladığımda iki öğrenci kalıyor. Beşerli grupladığımda da iki öğrenci kalıyor. Bu okulda en az kaç öğrenci vardır diye sorabiliyorlar. Bunu sayılara da şey yapabiliyor. Mesela bir sayı var. 7'ye böldüğümde 2 kalanını veriyor. 5'e böldüğümde de 2 kalanını veriyor. Bu sayı kaçtır? Yani mantık hep aynı. Şimdi örneğini çözdükten sonra mantığını da kavramış oluruz arkadaşlar. Şimdi bakın, örnek. Bir grup öğrenci. Bir grup öğrenci. Dörderli ve yedişerli, dörderli ve yedişerli gruplara ayrıldığında, her seferinde iki kişi açıkta kalıyormuş. Her seferinde iki kişi açıkta kalıyor. Buna göre bu grupta en az kaç öğrenci vardır? Şimdi bakın arkadaşlar. Belirli bir sayı var. Belirli bir grup öğrenci var. Şimdi bu öğrencileri biz gruplara ayırıyoruz. Gruplara ayırdığımızda da diyor ki, dörderli ayırdığında da iki kişi artıyor, yedişerli ayırdığında da iki kişi artıyor. O zaman öğrenci sayısı 4'ün ve 7'nin bir katı mıdır? Değil mi? Çünkü bak, 4'e ve 7'ye bölünecek ama iki kalanını verecek. Doğru mu? O zaman burada ekok devreye giriyor, değil mi? 4 ve 7'nin ekokunu alırsanız arkadaşlar, 2'ye böldüm 2, 7, 2'ye böldüm 1, 7, 7'ye böldüm 1. Yani ekok 4, 7, 28 mi yaptı? Bakın, 28 olsaydı dörderli ve yedişerli bölünebilirlerdi. Ama iki kişi artıyor mu? O zaman o 2'yi ekleyeceksin. 2'yi eklediğim zaman bu grupta 30 öğrenci vardır diyebiliriz arkadaşlar. Bunu dediğim gibi sayıya da çevirebilirler. İşte bir sayıyı 4'e böldüğümde 2 kalanını veriyor, 7'ye böldüğümde de 2 kalanını veriyor. Buna göre bu sayı en az kaçtır
denemesi bedava arkadaşlar. Sorunun mantığı aynıdır. Şimdi geldik bu çarpanlar ve katlar konusunun son kısmı olan aralarında asallık kavramı arkadaşlar. Şimdi asal sayıları biliyoruz. Asal sayılar ne demekti? 1'e ve kendisinden başka böleni olmayan, yani çarpanı olmayan sayılara asal sayılar diyorduk. Ama şimdi aralarında asallık devreye giriyor. Yani hocam ne fark ediyor? Şimdi asallık başka, aralarında asallık başka. Şimdi hemen tanımını yapalım arkadaşlar. Aralarında asallık. Aralarında asallık. Şimdi arkadaşlar eğer iki sayıyı, bu tabii iki sayı olmak zorunda değil, üç sayı, dört sayı da olabilir. Bulabiliyorsanız böyle sayılar olabilir. Eğer iki sayıyı bölebilen, şöyle diyeyim, ortak bölebilen, tabii bölebilen dersek hata etmiş oluruz. Ortak bölebilen yalnızca bir ise o sayılar aralarında asaldır. Bakın, iki sayı olacak, iki sayıyı da ortak olarak bölebilen yalnızca bir olacak. Hocam böyle sayılar bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Bak şimdi 7 ve 9 sayılarını düşün. Şimdi 7'yi bölebilen sayılar 1 ve 7 mi? 1 ve 7. 9'u bölebilen sayılar 1, 3, 9 mu? Bak 7'yi ve 9'u ortak bölebilen yalnızca 1 mi? Evet, o zaman arkadaşlar 7 ile 9 aralarında asaldır arkadaşlar. Bakın aralarında asaldır. Hocam 9 asal değil ama olmak zorunda değil. Yani iki sayı da asal olmak zorunda değil. Asal olmayan bir sayıyla başka bir sayı aralarında asal olabilir. Bak burada gördün. Bak yeter ki ortak olarak sadece 1 bölsün bu sayıları. Başka hocam örnek verebilir misin? Vereyim sana. Bak 4 ve 5. Şimdi 4'ü bölebilen sayılar 1, 2, 4. 5'i bölebilen sayılar 1 ve 5. Bak ortak bölenleri yalnızca 1 mi oldu arkadaşlar? O zaman 4 ile 5 aralarında asaldır arkadaşlar. 4 ile 5 aralarında asaldır. Şimdi bakın burada bizim kurallarımız ortaya çıkıyor. Nasıl kurallarımız? Not. Hemen bunları not olarak yazalım arkadaşlar. Not. Dikkat ediyorsanız bakın 4 ve 5 ardışık sayılar, gördünüz mü? Ardışık sayılar aralarında asaldır. Hemen yazalım. Ardışık sayılar aralarında asaldır. Aralarında asaldır. 4, 5, 7, 9, 7, 8 özür diliyorum. 7, 8, 100, 101 yani ardışık oldukları sürece bu sayılar aralarında asaldır. İkincisi 1 ile bütün pozitif sayılar aralarında asaldır arkadaşlar. Aralarında asaldır. Peki başka arkadaşlar, asal sayılar kendi aralarında yine aralarında asal oluyorlar. Asal sayılar doğru bir tanım yazalım. Evet, birbirleriyle aralarında asaldır. Zaten iki sayı asalsa 1'e ve kendine bölünebiliyordu. Doğru mu? Mesela asal bir sayı söyle bana. 29. Başka bir asal sayı söyle. 47 mi? Mesela 47. 29'u bölen 1 ve 29. 47'yi bölen 1 ve 47. Bak. İki asal sayı otomatikmen aralarında asal oluyor zaten. Çünkü 1'e ve kendisinden başka böleni yok. Bak ortak 1'e bölündüler. Yani bunu yazmasak da siz bunu çıkarabilirdiniz arkadaşlar. Şimdi ben size iki not daha yazacağım ama ondan önce göstermek istiyorum. Bakın 4 ve 5 aralarında asaldı, doğru mu arkadaşlar? Peki. Şimdi bak 4 ve 5 aralarında asalsa bunların ekokları bakın 2'ye böldüm 2, 5, 2'ye böldüm 1, 5, 5'e böldüm 1.
EKOG'ları ne çıktı arkadaşlar? EKOG 4 ve 5 20 mi çıktı? Aa, burada hemen bir şey dikkatinizi çekmesi lazım. Bak 4 ve 5 aralarında asal, EKOG'ları 20. Bak sayıların çarpımı EKOG'unu vermedi mi? Evet, o zaman şöyle yazalım. Not aralarında asal sayıların çarpımı EKOG'una eşittir. E şimdi bakın arkadaşlar, EBOB da nasıl olur? 4 ve 5'i bölebilen bir tek 1 mi var? O zaman not aralarında asal sayıların EBOB'u 1'dir arkadaşlar. Evet. Aralarında asallık kavramı ile ilgili bilmemiz gereken hususlar da bunlar arkadaşlar. Bunlara dikkat ettiğimiz takdirde herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Şimdi son olarak bununla ilgili bir iki örnek çözüp dersimizi noktalayalım arkadaşlar. Ve böylelikle çarpanlar ve katlar konusunu bitirmiş oluyoruz konu anlatımı olarak. Konu anlatımını bitirdikten sonra tabii ki sizin yapmanız gereken bunlarla alakalı örnek sorular çözmek. Şimdi ben size burada karşınıza çıkabilecek soru tiplerini gösterdim. Fakat siz soru bankalarınıza baktıkça, diğer farklı kaynaklarınızı çözdükçe bunların değişik varyasyonlarını da göreceksiniz. Yani dedim ya, mesela bahçeyi dikdörtgen veriyordu, üçgen verebiliyor işte. Bazı sorularda üçgen verecek, işte soruyu değiştirecek. Yani bunlarla alakalı soru tiplerini muhakkak çözmeniz gerekiyor. Ne kadar çok soru çözerseniz bu konuya o kadar hakim olursunuz arkadaşlar. Soru tiplerine o kadar hakim olursunuz. Ve inşallah sınavda da bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama mantık olarak hepsi aynı mantıktır. Benim anlattığım sorulardaki mantıkların dışına çıkamazlar genellikle. Bu mantıkları anladıysanız herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız arkadaşlar. Şimdi son olarak şöyle bir soru çözelim arkadaşlar. Örnek. Aralarında asal. İki doğal sayının EKOG'u 150'ymiş. EKOG'u 150'dir. Bu sayılardan biri 6 ise, diğeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar, aralarında asal sayılar, biri 6, diğeri de x olsun sayımın. Aralarında asal sayıların çarpımı EKOG'unu vermiyor muydu? Değil mi? O zaman arkadaşlar 6x 150 mi oldu? Buradan her tarafı 6'ya bölerseniz x 25 çıkıyor arkadaşlar. Demek ki diğer sayımız da 25'miş. Şimdi bunun başka bir örneği de şöyle karşımıza çıkar. A artı B ile 3A eksi B sayıları aralarında asal sayılardır. A artı B bölü 3A eksi B eşittir 14 bölü 26 ise A eksi B kaçtır? Şimdi bakın arkadaşlar, bu sorular karşımıza sıklıkla çıkar. Şimdi bakın, bu ifadeler aralarında asal mı? Aralarında asal. Şimdi bu ifadelerin eşitliği 14 bölü 26. Bakın, bu sayılar aralarında asal değil, doğru mu? Bu tarz sorularda bu ifadenin en sade halini almanız gerekiyor. Yani ifadeyi sadeleştirmeniz gerekiyor. Sadeleştirelim. Bakın, 2'ye böldüm 7, 2'ye böldüm 13. Bakın, 7 ve 13 daha fazla sadeleşir mi? Daha fazla sadeleşmez. O zaman şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. İçler dışlar yapalım mı isterseniz?
İçler dışlar yaparsak ne olur arkadaşlar? 13A artı 13B 21A eksi 7B olacak. Evet, tamam, bir deneyelim. İçler dışlar yapalım. 13 çarpı A artı B eşittir 7 çarpı 3A eksi B oldu. Dağıtıyorum arkadaşlar. 13A artı 13B eşittir 21A eksi 7B mi oldu? Şimdi A'ları bir tarafa toplayalım. Bunu karşıya atarsam işaret değiştirir. B'leri bir tarafa toplayalım. İşaret değiştirdi. Yani ne oldu arkadaşlar? Şuradan devam edeyim. 13B artı 7B eşittir 21A eksi 13A mı oldu? Buradan arkadaşlar 20B eşittir 8A mı geldi? 20B eşittir 8A geldi. Bak sadeleştir. 8 ve 20. Bakın sadeleşebiliyorlar. 4'e böldüm 2A, 4'e böldüm 5B mi? Bakın 5B 2A mı çıktı? Şimdi arkadaşlar burada B 2'dir, A 5'tir diyebilirsiniz. Tamam mı? Çünkü bak 5 kere 2 10, 2 kere 5 10. O zaman A'yı 5 buldum, B'yi 2 buldum. Bana A eksi B'yi soruyordu. 5 eksi 2'den cevabımızı 3 buluyoruz arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda demek ki ne yapacakmışız? Bize böyle bir ifade veriliyorsa ve aralarında asalsa eşitliği en sade haline getirip içler dışlar çarpımı yapıyoruz. İçler dışlar çarpımını yaptıktan sonra A'ları yani aynı terimleri bir arada topluyoruz. Aynı terimleri bir arada topladıktan sonra bakın 20B eşittir 8A. Ben yine en sade hallerini bulmam gerekiyor. Sadeleştirmeleri yaptım. 5B eşittir 2A çıktı. O zaman bakın 5B 2A'ya eşitse B buradan 2 olur. A buradan 5 olur. Bakın 5 kere 2 10, 2 kere 5 10. O zaman A 5, B 2 mi çıktı? Farkları da 3 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Şimdi çarpanlar ve katlar konusunu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözmeye çalıştık. Konunun anlatımını yaptık. Umarım aklınızda herhangi bir soru kalmamıştır. Bütün mantığını kavratabilmişizdir. Bunlarla alakalı soruları bol bol çözmeniz gerekiyor. Şimdi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersinizde görüşmek üzere arkadaşlar.